Editör Masası'ndan hayırlı sabahlar. Bugün misafirimiz Adalet ve Kalkınma Partisi Adana Milletvekili, aynı zamanda Avrupa Birliği Bakanımız ve baş müzakerecimiz Sayın Ömer Çelik. Avrupa Birliği Bakanı ve baş müzakereci Ömer Çelik gündeme ilişkin konuları değerlendirdi. Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye yaklaşımının nasıl bir hal almasını bekliyorsunuz? Türkiye bundan siyasi ve ekonomik anlamda nasıl etkilenecek? AB Bakanı ve baş müzakereci Çelik, Türkiye ve Avrupa Birliği ilişkileriyle ilgili "Avrupa'nın tarihi bizsiz yazılamayacağı gibi Avrupa'nın geleceği de bizsiz olmaz" dedi. Avrupa Birliği meselesi bizim onlardan talep ettiğimiz, onların da nazlandığı bir mesele duygusundan çıkarılmalıdır. Bu mesele şudur: kim ne derse desin, biz büyük bir Avrupa devletiyiz. Yani Orta Doğu devleti, Asya devleti, Akdeniz, Karadeniz devleti olmamızın yanı sıra büyük bir Avrupa devletiyiz. Yani bilhassa bir Avrupa devletiyiz ve 100 yıldır da bir Avrupa demokrasisiyiz. PKK'nın özellikle Almanya ve Belçika'daki hareket serbestliğine işaret edilerek Türkiye'ye PKK üzerinden bir mesaj verilmek istenip istenmediğinin sorulması üzerine Çelik şu ifadeleri kullandı. Bunlar diyorlar ki Avrupa Birliği aslında bir birlik değildir. Sadece işte Almanya'nın patronajının olduğu bir yönetim modelidir diye ifade ediyorlar ve bunu da şeye, tabii bu birlik fikrine, siyasi ilkeler fikrine zarar vermek için yapıyorlar. Kendi ülkelerinin Avrupa Birliği'nden kopuşuna bir siyasi zemin oluşturmak için yapıyorlar. Şimdi bunlara neredeyse hak verircesine, pas atarcasına seçimlerden önce Almanya'da neredeyse AB kurumlarına, komisyona talimat veren bir üslup ortaya çıktı. Bu üslubun ortaya çıkması tabii bu aşırı sağcıların tezine haklılık kazandıracak kadar bizce olumsuz bir tablo ortaya çıkardı. Ne istiyorlar? İşte Türkiye ile ikili ilişkilerinde sorun var. Bunu AB üzerinden bir şekilde müeyyideye bağlamak istiyorlar. Şöyle bir şey gündeme getirilir genelde. Efendim işte Avrupa Birliği içerisinde birlik olarak, dayanışma içerisinde hareket edelim. Biz de buna şunu söyleriz. Yani siz bir karar verin. Burası Avrupa Birliği midir, Avrupa Birleşik Devletleri midir? Eğer siz ilkelere göre değil de sadece bir yatay dayanışma fikrine göre hareket edecekseniz, o zaman burası Avrupa Birleşik Devletleri olur. Herhangi bir şekilde Avrupa Birliği olmaz. Buranın ilkeleri belli. Zaten moral üstünlüğü de orada. Yani cazip olmasının sebebi de o. Dışarıdaki ülkeler için. Hala dünya, cazip mi? Sayın dünyadaki diğer birlikler açısından da anlatacağım. Şimdi burada bunu ikili meselesine, Avrupa Birliği meselesi haline getirmeye çalışarak ve bunun peşine de Avusturya'yı takarak maalesef Avrupa Birliği'nin kredibilitesine bir zarar verdi bu şekilde. Şimdi net bir tablo var, şu görüldü. Avrupa Birliği demokrasi açısından aslında cazip bir birlik. Yani demokrasinin gelişmesi, buna bağlı olarak ekonominin gelişmesi açısından bir cazibe merkezi olmayı sürdürüyor. Ama beklenti nedir? Yani kendi Avrupa, tanımlanmış Avrupa sınırlarının dışında nedir? Bu sınırların dışındaki demokrasilerle, bu sınırların dışındaki aday ülkelerle nasıl bir dayanışma modeli gösterecek? 15 Temmuz'daki darbe girişiminden sonra net bir şekilde görüldü ki Avrupa'nın zor bir dönemden geçen bir Avrupa demokrasisine herhangi bir şekilde yardımcı olabilecek, onunla beraber yürüyebilecek bir kapasitesi kalmamış.